1919 yılını anlamak, Birinci Dünya Savaşı'nın nasıl bir paylaşım savaşı olduğunu anlamaktır. Osmanlı topraklarının, başta İngiltere ve Fransa olmak üzere, galip devletlerce nasıl paylaşıldığını, Sevr Anlaşması'nı zorla kabul ettirmek için Yunanistan'ın Anadolu'ya nasıl saldırtıldığını anlamaktır. 1920 yılını anlamak, İngiltere Başbakanı Lloyd George'un Türkiye öldü dediği o felaketin içinden nasıl bir kurtuluş mucizesinin başarıldığını anlamaktır. Diyebiliriz ki Türkiye'nin en karanlık günleri 1919'da yaşandı. Bağımsız Türkiye'nin ışığı 1920'de Ankara'dan yükseldi. Mustafa Kemal tam da Erzurum Kongresi'nin arifesinde sarayla yaptığı uzun telgraf görüşmesinin sonunda bütün askeri görevlerinden istifa etmişti. Tarihçi Sina Akşin'in deyişiyle artık azledilmiş bir generaldi. Oysa daha birkaç gün önce Erzurum'da oy birliğiyle milli mücadelenin lideri olarak seçilmişti. Şimdi askerlikten istifa etmişken bu mümkün müydü? Üstelik tek mesele bu değildi. Erzurum Kongresi toplanacaktı fakat Mustafa Kemal ve Rauf Bey, kongreyi toplayacak olan Erzurum Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti üyesi değillerdi. Bu durumda Erzurum Kongresi'ne delege olarak nasıl katılacaklardı? Mustafa Kemal'e liderliğini doğrulayacak, elini güçlendirecek yeni destekler ve Erzurum Kongresi başkanlığının yolunu açacak teşebbüsler lazımdı. İlk adım Rauf Bey'den geldi. Balkan Savaşı'nda Hamidiye kahramanı olarak halk arasında büyük bir itibara sahip olan Rauf Bey, Mustafa Kemal'in ordudan istifa ettiği gecenin hemen sabahında 9 Temmuz'da bütün vilayetlere gönderdiği telgrafta zafere kadar Mustafa Kemal Paşa ile çalışmaya mukaddesatımız namına ahdettiğimizi ve yemin ettiğimizi arz ve ilan ederim diyordu. Ertesi gün Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Erzurum Şube Başkanı Hoca Raif Efendi Mustafa Kemal'i ziyaret etti. Onu cemiyetin heyeti faale reisi yani yürütme kurulu başkanı seçtiklerini bildirdi. 13 Temmuz'da Kazım Karabekir Paşa Mustafa Kemal'e ve Rauf Bey'e birer telgraf gönderdi. Saygı ve bağlılığını iletti, desteğini ve başarı temennisini bildirdi. Ülkedeki en güçlü askeri birliğin başındaki Karabekir Paşa'nın bu desteği fevkalade önemliydi. Yunanistan Paris Konferansı'nda İngiltere'nin desteğinden güç almıştı. Yunan ordusu Anadolu'da her geçen gün biraz daha ilerliyordu. Paris'te Fransa Başbakanı Clemenceau tarafından aşağılanan damat Ferit, Türkiye'ye dönünce bunun hıncıyla Mustafa Kemal'in tutuklanmasını emretti. İçişleri Bakanı Ethem Bey, Erzurum Valiliğine yazdığı emirde Mustafa Kemal'in tutuklanmasını istedi. Erzurum Vali Vekili Kadı Hurşit Efendi'nin cevabı şu oldu. Gücünüz yetiyorsa gelin siz tutuklayın. Askerlikten istifaya zorlanması ve istifa etmesine rağmen Mustafa Kemal'in liderliği bu gelişmelerle güçleniyordu. Fakat bir sorun daha vardı. Erzurum Kongresi'ne katılacak delegeler için yapılan seçimler çoktan tamamlanmıştı. Mustafa Kemal ve Rauf Bey, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin değil delegesi, üyesi bile değillerdi. Kongreye nasıl katılacaklardı? Tarihçi Mahmut Goloğlu bu sorunun nasıl çözüldüğünü şöyle anlatır. Kazım Karabekir Paşa işe el koydu ve
Erzurum merkezinin 3 delegesinden ikisi Kazım ve Cevat Beyler delegelikten istifa ederek yerlerini Mustafa Kemal Paşa ile Rauf Bey'e verdiler. Erzurum Kongresi 23 Temmuz 1919'da Atatürk'ün nutuktaki deyimiyle pek mütevazi bir mektep salonunda açıldı. En yaşlı üye Hoca Raif Efendi'nin geçici başkanlığında Şiran Delegesi Müftü Hasan Efendi'nin ettiği dua ve 56 delegenin katılımıyla başladı. Kongreye Erzurum'dan 24, Trabzon'dan 17, Sivas'tan 10, Bitlis'ten 3, Van'dan 2 delege katılmıştı. Mustafa Kemal 56 delegeden bir kaynağa göre 38, başka bir kaynağa göre 48 oy alarak kongre başkanı seçildi. Aslında bu Erzurum'da yapılan ikinci kongreydi. İlki Vilayat-ı Şarkiye, yani Doğu Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Erzurum Şubesi'nin 17 Haziran'da yaptığı il kongresiydi. O sırada Mustafa Kemal ile Rauf Bey Havza'daydılar. Mustafa Kemal'in başkanlığındaki Büyük Erzurum Kongresi ise 23 Temmuz Çarşamba günü toplanıp 7 Ağustos'a kadar 14 gün devam etti. Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 4 Aralık 1918'de İstanbul'da kurulmuştu. Hadisat gazetesinde kuruluş haberi verilirken, cemiyetin amacının Doğu illerinde Ermenistan kurulmasını önlemek ve Türk-Kürt kardeşliğini devam ettirmek olduğu açıklanmıştı. Kurucuları arasında ünlü yazar Süleyman Nazif, Diyarbakır mebusları Zülfü ve Fevzi Beyler, Erzurumlu Hoca Raif Efendi ve Cevat Dursunoğlu gibi itibarlı şahıslar vardı. Cemiyet Erzurum şubesini 10 Mart'ta açmıştı. 17 Haziran'da da Erzurum'da şube kongresi yapılmıştı. 23 Temmuz'da başlayan Büyük Erzurum Kongresi'nin iki ayağı vardı. Biri Doğu illerini toplayan Raif Hoca başkanlığındaki Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuku Milliye Cemiyeti. Öbürü Karadeniz illerini toplayan Trabzon merkezli Barutçuzade Ahmet Efendi başkanlığındaki Muhafaza-i Hukuku Milliye Cemiyeti. Kazım Karabekir'in ve Rauf Orbay'ın tanıklığına tarihçiler Fahrettin Kırzıoğlu ve Mahmut Goloğlu'nun araştırmalarına ve yazar Fali Rıfkı Atay'ın Çankaya adlı kitabında yazdıklarına göre Mustafa Kemal Paşa kongreye askeri üniforma ve Fahri Yaveri Hazreti Şehriyari kordonuyla geldi. Trabzon Cemiyeti'nden Gümüşhane Delegesi Zeki Kadir Beyoğlu bu kıyafete itiraz etti. Bazı Trabzon delegeleri de onu destekledi. Enver Paşa'nın askeri diktatörlüğü ve savaş felaketi ülkede üniformaya tepki yaratmıştı. Tarihçi Mahmut Goloğlu, Mustafa Kemal Paşa'nın kongreye askerlik elbisesiyle geldiği bir gerçektir ve kıyafetini delegelerin itirazı üzerine değiştirmiştir diye yazar. Üniformasını çıkaran Mustafa Kemal Paşa, kongre başkanlığına seçildi. Kongrede alınan karar uyarınca padişaha da bağlılık telgrafı çekildi. Mustafa Kemal Paşa'nın kongrede yaptığı konuşma, milli mücadele stratejisini anlamak bakımından son derece önemlidir. Paşa, konuşmasına besmele ile başladı. Başkan seçildiği için teşekkür etti. Hükümeti Osmaniye'miz adil bir barış umuduyla Mondros Mütarekesini imzaladı ama İtilaf devletleri mütareke şartlarını bir tarafa bırakarak vatanı işgal etmektedirler dedi. İzmir'in işgal edildiğine, Karadeniz'de Pontus, Doğu'da Ermenistan planlarına dikkat çekti. Müdafaa-i Hukuk ve Reddi İlhak gibi çok sayıdaki cemiyetlerle milli cereyan vatanımızda artık bir elektrik şebekesi haline geldi dedi. Vatanı, milleti ve hilafeti işte bu cereyanın kurtaracağını söyledi. Uzun konuşmasını Cenab-ı Vahibül Amal Hazretlerine, yani
emellerimizin gerçekleşmesini sağlayan Cenab-ı Allah'ın bu mübarek vatanı, saltanatı ve hilafet-i kübra makamlarını Habibi Ekrem, peygamber hürmetine koruması için dua etti ve amin diyerek bitirdi. Mustafa Kemal'in uzun konuşmasında iki stratejik vurgu bilhassa önemlidir. Biri İslam, öbürü Bolşevizm. Mustafa Kemal'in bu konuşması tanıkların ifadesine göre salonu yerinden sökecek kadar kuvvetli ve sürekli alkışlandı. Mustafa Kemal'e daima sadık kalan Mazhar Müfit Kansu, akşam özel sohbette "Paşam konuşmanızı müftünün duası gibi bitirdiniz" dedi. Mustafa Kemal'in cevabı şöyleydi. Maksadını anlıyorum. Anlıyorum ama şimdi vazifemiz vatanı ve esir padişahı kurtarmaya halkı inandırmaktan ibarettir. Mustafa Kemal Paşa'nın Mazhar Müfit Bey'e söylediği şu sözler, onun bütün hayatı boyunca uyguladığı temel prensibin özetiydi. Zamanında hiçbir şeyi kaçırmamak ve zamansız hiçbir şeye uzaktan yakından tevessül etmemek başlıca dikkatimizi teşkil etmelidir. Mustafa Kemal Kongre'deki uzun konuşmasında dış politikadaki gelişmeleri 10 madde halinde anlattı. Bunların 4'ü İslam dünyası, 4'ü Kafkasya ve Bolşevik hareketleri, 1'i Balkanlar hakkındaydı. Mısır, Hindistan, Afganistan ve Suriye başta olmak üzere İslam dünyasında İngiliz ve Fransız boyunduruğuna karşı hareketler gelişiyor, mazlum milletler uyanıyordu. Mustafa Kemal Paşa kongre sırasında Erzurum'da Müdafaa-i Hukuk İdare Heyeti toplantısında şunları söylemişti. Bugün doğan güneşi nasıl görüyorsam, yarın Asya ve Afrika'daki bütün esir ve mazlum milletlerin hürriyet ve istiklallerine kavuşacaklarını da öyle görüyorum. Milli mücadeledeki bu İslam vurgusu içeride halkın desteğini almada önemli rol oynayacaktı. Mustafa Kemal'in konuşmasında vurguladığı ikinci stratejik faktör, Batı emperyalizmine karşı Rusya'da Bolşevizm gelişmesiydi. Paşa, Batılıların desteklediği Beyaz Ordu'nun yenilmekte olduğunu, Ermenistan'daki Taşnak hükümetinin Beyaz Ordu'yla irtibat halinde bulunduğunu, İngilizlerin Kafkasya'daki askerlerinden bir kısmını çekmek zorunda kaldığını anlattı. Milli mücadelenin İslam dünyasından sonra ikinci müttefiki, Lenin Rusyası olacak, Bolşevik Rusya'dan silah ve mali destek alınacaktı. Kongrede Karadeniz ve Doğu Anadolu'da açılmış olan tüm yerel müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin tek çatı altında Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında toplanmasına karar verildi. Kongre sürerken İstanbul'da İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Kaltorp ve İngiliz Başkumandanı General Milne kongrenin dağıtılması, Mustafa Kemal ile Rauf Bey'in tutuklanması için hükümete nota verdiler. Damat Ferit hükümeti telgraf hatlarıyla haberleşmeyi yasaklamak, kongreyi dağıttırmak, Mustafa Kemal ve Rauf Bey'i tutuklattırmak için çeşitli teşebbüslerde bulundu ama başarılı olamadı. Kongrenin iki kararı milli mücadele tarihinde dönüm noktalarından biridir. İlki kongrede alınan siyasi prensip kararlarının kongre beyannamesi adıyla ilan edilmesi, ikincisi de heyeti temsiliye adıyla kongre iradesini temsil edecek bir heyetin kurulması. 7 Ağustos günü hazır bulunan 45 delegenin imzasıyla 10 maddeli kongre beyannamesi yayınlandı. Beyannamede Mustafa Kemal ve Rauf Bey'in de imzaları vardı. Atatürk 1927'de nutukta bunu 7 madde halinde özetleyecekti.
Bu 10 maddenin özü şöyleydi. Doğu Anadolu hiçbir şekilde Osmanlı camiasından ayrılmaz. Mondros Mütarekesi'nin imzalandığı 30 Ekim 1918 tarihinde milli sınırlarımız içinde kalan vatan parçaları bir bütündür. Osmanlı hükümetinin dağılması halinde her türlü yabancı işgal ve müdahalesine, Ege'de Yunan ve Doğu'da Ermeni girişimlerine karşı millet topyekün olarak kendini savunacak ve direnecektir. Gerekirse üyelerini kongrenin seçeceği geçici bir hükümet kurulacaktır. Kuvayi Milliye'yi amil ve irade-i milliyeyi hakim kılmak esastır. Hristiyan azınlıklara kanunla tanınmış haklar mahfuzdur. Siyasi hakimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozacak imtiyazlar verilemez. O günlerde ülkenin gündeminde manda tartışmaları vardı. Bekir Sami Bey ve Halide Edip, Mustafa Kemal Paşa'ya kongrede geçici Amerikan mandasının kabul edilmesini önermişti. Albay İsmet İnönü, Karabekir'e yazdığı mektupta İngiltere'ye karşı Amerikan mandasını tavsiye etmişti. Mustafa Kemal'in 1927'de okuduğu nutuktaki metinde yer alan manda ve himaye kabul olunamaz şeklindeki madde kongre kararlarında ve beyannamesinde yoktu. Tarihçiler Mustafa Kemal'in kongre beyannamesindeki 7. maddeyi nutukta manda ve himaye kabul edilemez diye özetlemiş olabileceğini düşünüyor. Beyannamedeki 7. madde şöyleydi. Milletimiz insani ve asri gayeleri yüceltir, fenni, sanayi, iktisadi hal ve ihtiyacımızı takdir eder. Binaenaleyh, devlet ve milletimizin iç ve dış istiklali ve vatanımızın bütünlüğü mahfuz kalmak şartıyla, milliyet esaslarına riayetkar ve memleketimize karşı istila emeli beslemeyen herhangi bir devletin fenni, sanayi, iktisadi yardımını memnuniyetle karşılarız. Erzurum Kongresi 1 Ağustos'ta Amerika'ya Başkan Wilson'a da muhtıra adıyla uzun bir telgraf çekti. Wilson 14 nokta denilen prensiplerin 12.sinde Türklerin çoğunluk olduğu topraklarda Türklerin egemen olması gerektiğini açıklamıştı. Telgrafta buna rağmen İzmir'in Yunanistan'a işgal ettirilmesinin hayretle karşılandığı ifade edildi. Türk milletinin 1500 yıllık tarihe ve 600 yıllık saltanata sahip olduğu belirtilerek şöyle denildi. Bu son karar, şeref ve namusla ölmek, ecdadımızın kahramanca kanlarıyla yoğrulmuş bu topraklar üzerindeki hakimiyeti, bizim ve evlatlarımızın kanlarıyla müdafaa ederek cihana yeni bir kahramanlık ve fedakarlık misali vermektir. Kongrenin çok önemli bir işlevi de heyeti temsiliye adıyla Şarki Anadolu'nun bütününü temsil edecek daimi bir heyet seçmesiydi. Heyeti temsiliyenin reisi Mustafa Kemal'di. Heyeti temsiliye üyelerinin adları tarihe şerefle yazıldı. Mustafa Kemal, eski 3. Ordu müfettişi, askerlikten ayrılma. Hüseyin Rauf Bey, eski Bahriye Nazırı. Kazım Karabekir, 15. Kolordu Kumandanı. Hoca Raif Efendi, Erzurum eski milletvekili. Şeyh Fevzi Efendi, Erzincan'da Nakşi Şeyhi. Servet Bey, Trabzon eski milletvekili. Bekir Sami Bey, Beyrut eski valisi. Sadullah Efendi, Bitlis eski valisi. Hacı Musa Bey, Mutki aşireti reisi. İzzet Bey, Trabzon eski milletvekili. Bekir Sami, Sadullah ve Hacı Musa Beyler telgraf haberleşmesiyle gıyaben seçilmişlerdi. Hiçbir askeri ve resmi unvanı bulunmayan Mustafa Kemal Paşa bundan böyle artık bu sıfatı kullanacaktı. Heyeti temsiliye reisi Mustafa Kemal. Masar Müfit Kansu'nun anılarında yazdığına göre Mustafa Kemal, Erzurum'daki son günün akşamında onun not defterine şu notu yazdırdı. Şekli hükümet, zamanı gelince cumhuriyet olacaktır. Fez kalkacak, medeni millet gibi şapka giyilecek, Latin harfleri kabul edilecektir. 29 Ağustos Cuma günü heyeti temsiliye reisi Mustafa Kemal ve Rauf Bey'li arkadaşları Sivas'a gitmek üzere Erzurum'dan ayrıldılar. Törenle uğurlandılar. Kazım Karabekir Paşa, Sivas'taki kolordu kumandanı Albay Selahattin Bey'e görkemli bir karşılama yapılması için telgraf çekti. Aynı zamanda kongre sırasında güvenliğin sağlanmasını istedi. Mustafa Kemal, Rauf Bey ve arkadaşlarından oluşan 9 kişilik heyeti temsiliye 2 Eylül akşamüstü Sivas'a ulaştı. Şehir dışında çadırlar kurulmuş,
halılar döşenmiş, şehrin ileri gelenleri karşılamaya çıkmışlardı. Şehirde caddenin iki tarafında toplanan halk sevgi gösterilerinde bulundu. Müftü Abdurrauf Efendi, 3. Kolordu Kumandanı Albay Selahattin Bey ve müdafaa-i hukukçular Mustafa Kemal'i karşıladı. Vali Reşit Paşa ise Mustafa Kemal ve arkadaşlarını ikamet edecekleri kongrenin de yapılacağı Mektebi Sultani yani lise binasının önünde karşıladı. Sivas'ta kongre yapılmaması için tehditler savuran Fransız binbaşı Bruno Malatya'ya kaçmıştı. Ne var ki 4 Eylül'de açılan Sivas Kongresi'ne katılım karşılama töreni kadar parlak olmadı. Her livadan 3 kişi seçilmesi hesabıyla tarihçi Sina Akşin'e göre 120 kişinin katılması gerekirken salonda sadece 38 delege vardı. Daha da önemlisi damat Ferit hükümetinin tertibiyle Mustafa Kemal ve Rauf Bey'in ölü ya da diri ele geçirilmesi planının son anda önlenmesiydi. Erzurum Kongresi'nde İstanbul hükümetinin otoritesini sarsan heyeti temsiliyenin yani temsilciler heyetinin seçilmesi İngilizleri de İstanbul hükümetini de telaşlandırmıştı. Damat Ferit'in İçişleri Bakanı Adil Bey ve Harbiye Bakanı Süleyman Şefik Paşa 3 Eylül'de silahlı baskınla Sivas Kongresi'ni dağıtması ve Mustafa Kemal ile Rauf Bey'i ölü veya diri ele geçirmesi için Elazığ valisi Ali Galip Bey'e talimat vermişlerdi. Ödül olarak Ali Galip'e Sivas valiliği ve aynı zamanda 3. Kolordu kumandanlığı verilecekti. İngiliz binbaşı Noel, Malatya mutasarrıfı Halil Bey ve Bedirhan aşiretinden bazı kişiler de işin içindeydi. İçişleri Bakanı Adil Bey'in Ali Galip'e verdiği telgraf emrinin şifresi Sivas'ta Kolordu tarafından çözüldü ve olay açığa çıktı. Ali Galip o esnada Malatya'daydı ve 150-200 silahlı adamı vardı. Sivas Kongresi'ni bassaydı çok kan akabilirdi. Bunu önlemek için 15. alay yola çıkarıldı ve Ali Galip etkisiz hale getirildi. Mustafa Kemal 1927'de okuduğu nutukta tarihe Ali Galip olayı olarak geçen bu olayı ayrıntılı olarak anlatacaktı. Damat Ferit'in suikast tertibini şikayet etmek ve azlini istemek için Mustafa Kemal'in yazdığı telgraflar padişaha ulaşmıyordu. Çünkü Damat Ferit Kuvayi Milliye'nin telgraflarının işleme konulmasını yasaklamıştı. 11 Eylül akşamı Sivas Postanesi'ne gelen Mustafa Kemal'in İçişleri Bakanı Adil Bey'e çektiği telgrafsa şöyle başlıyordu. Milleti padişahına maruzatta bulunmaktan men ediyorsunuz. Alçaklar, caniler, hainler, düşmanlarla millet aleyhine hainane tertibatta bulunuyorsunuz. Mustafa Kemal, Ali Galip olayıyla ortaya çıkan ihaneti teşhir etmekte kararlıydı. Azledilmiş general, şimdi damat Ferit hükümetine siyasi savaş açmıştı. O gün İstanbul ve Anadolu'da çeşitli makamlara, kumandanlara ve cemiyetlere tam 8 telgraf çekti. İstanbul hükümetinin Anadolu'ya göndereceği telgrafların engellenmesi için de emir verdi. Sivas Kongresi'ne Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerini temsil eden Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin delegeleriyle birlikte Alaşehir, Denizli, Samsun, Çorum, Yozgat, Eskişehir, Afyon, Bursa, Kastamonu, Niğde, Kayseri ve İstanbul delegeleri de katıldı. Mustafa Kemal, kongrenin ilk günü yapılan gizli oylamada 3 muhalife karşı 35 oyla reis seçildi. Mustafa Kemal Paşa kongre başkanı sıfatıyla ilk iş olarak kongrece padişaha bir arize yani sonuç telgrafı çekilmesini istedi. Telgraf taslağı görüşülürken Rauf Bey padişaha müsaadesiyle ifadesine itiraz etti. Biz burada padişah müsaadesiyle değil, milletin arzusuyla toplandık dedi. Denizli delegesi Şükrü Bey de henüz kimden yana olduğu belli olmayan padişaha gönderilecek telgrafta fazla yüceltici ve kulluk ifade eden bir dil kullanılmamasını istedi. Bekir Sami Bey ise
biz halifenin şahsına ve makamına daima tazimkar, hürmetkar ve sadık olacağız diye konuştu. Sonunda padişaha Muhammed ümmetine kan ağlatan damat Ferit hükümetinin milli iradeye dayanmadığını, seçimlere gidilerek Mebusan Meclisi'nin açılması gerektiğini, saltanata sadakati, dini ve milli bir vazife saydıklarını belirten bir telgraf gönderildi. Mustafa Kemal Paşa'nın kongredeki konuşması ise özetle şöyleydi. Milletimiz iyi niyetle mütareke yaptığı halde, İtilaf devletlerinden cesaret alan Yunan zalimleri canavarca facialar yapıyor. Doğuda Ermeniler Kızılırmak'a kadar yayılmak için harekete geçtiler. Pontus hayalinin tahakkukuna çalışılıyor. Adana, Antep, Maraş, Konya havalisine kadar Antalya bölgesi işgal edildi. Trakya'yı da işgal bölgesine kattılar. Hilafet ve saltanat boğucu bir işgal altındadır. Felaketi gören milletimiz müdafaa-i hukuk gibi cemiyetlerle teşkilatlanıyor. Damat Ferit ancak düşmanlarımızın menfaatine yarayan çirkin hareketlerde bulunuyor. Milletin yardımcısı olan namuskar ordu, hükümetin bazı hatalarını önlüyor. Erzurum Kongresi'nde alınmış hiçbir gizli karar yoktur. Bütün kararlar ilan edilmiştir. Erzurum Kongresi Doğu Anadolu'yu kapsıyordu, Sivas Kongresi bütün ülkeyi temsil ediyor. Kapatılmış olan Mebusan Meclisi bir an önce açılmalıdır. Kongre üyeleri müzakerelerle belirlenen, saltanat ve hilafetten bahsetmeyen şu metne göre teker teker yemin ettiler. Vatanın saadet ve selametinden başka hiçbir şahsi maksat takip etmeyeceğime, İttihat ve Terakki'nin ihyasına çalışmayacağıma, mevcut siyasi partilerden hiçbirinin siyasi emeline hizmet etmeyeceğime, vallahi billahi. Yemin töreninden sonra Reis Paşa, açılacak Mebusan Meclisi'nde teşekkül edecek partilere mensup olabileceğimiz tabidir diye belirtti. Zira Mebusan Meclisi'nde siyasi bir grup kurmayı tasarlıyordu. Albay İsmet Bey İstanbul'dan Erzurum'daki Karabekir'e 1 Haziran ve 4 Eylül 1919 tarihlerinde iki mektup göndermişti. Bu mektuplarda İngilizlerin Türkiye'yi yok etmek istediğini belirtiyor, İngilizler bütün memleketi parçalamadan Amerika'nın denetimine tevdi etmek, yaşayabilmek için yegane ehven çare gibidir diyor, bunun İngiltere'ye karşı önemli bir koz olacağını yazıyordu. Anadolu hareketine destek veren eski sadrazam Ahmet İzzet Paşa da Karabekir'e gönderdiği uzun mektupta aynı görüşü savunuyordu. Milli mücadeleye Halide Onbaşı olarak katılan yazar Halide Edip ve Ankara hükümetinin ilk Dışişleri Bakanı olacak olan Bekir Sami Bey de Mustafa Kemal Paşa'ya gönderdikleri mektup ve telgraflarda aynı tavsiyede bulunmuşlardı. İstanbul'da gizli karakol cemiyetini kurarak Anadolu'ya silah kaçıran ve İngilizler tarafından gıyaben idama mahkum edilen Kara Vasıf Bey ve İstanbul delegeleri de Sivas Kongresi'nde Amerikan mandasını savundular. Bunlar kesinlikle vatansever insanlardı. Ne var ki Anadolu hareketinin kazandığı dinamiği İstanbul'dan göremiyorlardı. Mustafa Kemal, Kazım Karabekir ve Rauf Orbay ise her türlü mandaya karşıydılar. Sivas Kongresi'nde Anadolu delegeleri de mandaya karşı çıktılar. 8 Eylül günü Sivas Kongresi'nde İstanbul delegelerinden İsmail Fazıl Paşa, Bekir Sami Bey ve Memleket Gazetesi başyazarı tarihçi İsmail Hami Danişment, Amerikan mandası için gerekçeleriyle birlikte 30 sayfa tutan bir önerge verdiler. Oturumda hazır bulunan toplam 38 delegeden 25'inin önergede imzası vardı. Bunun üzerine Kongre Başkanı Mustafa Kemal kürsüye çıktı. Yaptığı konuşmada Chicago Daily gazetesinin muhabiri Amerikalı gazeteci Brown'la görüştüğünü söyledi. Brown'ı Mustafa Kemal'e Halide Edip adı var tavsiye etmişti. Brown sonraki günlerde milli mücadele lehine yazılar yazacaktı. Mustafa Kemal Brown'ın kendisine Amerika'nın Türkiye'yi manda altına almayı kesinlikle kabul etmeyeceğini, çünkü Amerika'nın bir özgürlük ve demokrasi ülkesi olduğunu, bir milleti esir edemeyeceğini söylediğini anlattı. Yani manda önergesine direkt karşı çıkmadı
ama bu sözleriyle Amerika manda istemiyor, siz ne istiyorsunuz demeye getirdi. Durumu incelemek için oturuma 10 dakika ara verdi. Mazhar Müfit ve Hüsrev Sami ise delegelerin eğilimlerini öğrenmekle görevlendirdi. Kongrede manda lehine bir eğilim olduğu görülüyordu. Oturum açıldığında konuşan İstanbul delegesi Kara Vasıf etkili bir dille Amerikan mandasının ülke lehine olacağını savundu. Bursa delegesi Macit Bey mandanın ne olduğunun tartışılmasını istedi. Bekir Sami Bey, İsmail Fazıl Paşa ve İsmail Hamid Danışment de söz alarak Amerikan mandasına ihtiyaç olduğunu savundular. Başkanlık kürsüsündeki Mustafa Kemal ileri sürülen görüşleri iki şık altında topladı. Manda ile devletin iç ve dış bağımsızlığından vazgeçilmesi mi kastediliyor? Devlet ve milletin zararlı dış baskılara karşı direnmesi için bir yardıma ihtiyaç duyuluyor mu, duyulmuyor mu? Reis Paşa bunların komisyona havale edilerek incelenmesini istedi. Erzurum delegesi Hoca Raif Efendi, Hüsrev Gerede'nin anılarında yazdığına göre nurlu yüzü ve beyaz sarığıyla söz aldı. Bizim hedef ve gayemiz tam bağımsızlık olup, yoksa şu veya bu devletin himayesi altına girmek gibi istiklale aykırı olan ve manda denilen ve bazıları tarafından ismi değiştirilerek müzaheret adı verilen her ne olursa olsun istiklalimize dokunan şeyler makbul değildir. Raif Hoca'nın uzun konuşması havayı manda aleyhine çevirdi. Fakat Albay Refet Bey öyle bir konuşma yaptı ki tekrar manda fikri güçlendi. Tartışma uzadı. Mustafa Kemal oturuma yine ara verdi. Oturum açıldığında Bursa delegesi Ahmet Nuri Bey ya ölürüz ya istiklali tam sahibi oluruz diyerek bitirdiği uzun bir konuşmayla mandaya karşı çıktı. Reis Paşa yani Mustafa Kemal vaktin geçtiğini belirterek oturumu ertesi güne erteledi. Delegeler arasındaki müzakereler gece de sürdü. Ertesi gün Rauf Bey Erzurum Kongresi'nde devlet ve milletimizin iç ve dış istiklali ve vatanımızın bütünlüğü mahfuz kalmak kaydıyla memleketimize karşı istila emeli beslemeyen herhangi bir devletin fenli, sınai ve iktisadi yardımını memnuniyetle karşılarız diye karar alındığını hatırlattı. Tarihçi Selahi Sonyel'in deyişiyle manda isteyenleri susturacak ortalama bir çözüm yolunu teklif etti. Rauf Bey şu öneride bulunmuştu. Şimdi bu yardımı Amerika'dan istememiz uygun görülüyor. Amerika da buna talip oluyorsa, kanaatimce bunun açıkça ifadesinde bir mahsur olamaz. Rauf Bey bu girişimiyle manda kararı alınmasını önledi. Erzurum Kongresi kararlarına uygun olarak Amerika'dan fenli, sınai yardım talebinde bulunulması için karar alınmasını sağladı. Manda önergelerini sürekli erteleyerek oylatmayan Başkan Mustafa Kemal, Rauf Bey'in teklifini oylamaya sundu, ittifakla kabul edildi. Erzurum delegeleri Mustafa Kemal ve Rauf Bey, İstanbul delegesi İsmail Fazıl Paşa, İstanbul delegesi İsmail Hamid Danışment ve Afyon delegesi Mehmet Şükrü'nün imzalarıyla Amerikan Senatosu Başkanı'na Türkiye'ye bir tahkik heyeti yani araştırma kurulu gönderilmesini içeren dilekçe yollanmasına karar verildi. Mandaya karşı olan Mazhar Müfit Bey anılarında muhakkak ki bugünkü neticeyi almakta Rauf Bey'in büyük himmet ve rolü oldu diye yazar. Amerikan Senatosu Başkanlığı'na hitaben yazılan mektupta Amerika'nın tarafsız devlet sıfatıyla barış antlaşmasından önce bir heyet göndererek Türkiye'nin her köşesinde halkın istekleri konusunda inceleme yapması talep ediliyordu. Bu kararın Sivas Milli Kongresi tarafından oy birliğiyle alındığı da belirtiliyordu. Atatürk nutukta bunu ortalama bir çağrı olarak niteleyecek ve önemsemediğini söyleyecekti. Amerikan Senatosu'na yazılan mektubu önemsemediğini söylemesi Atatürk'ün 1927'deki siyasetidir. 1919'daki siyasetinde ise bunu çok önemsiyordu. Wilson prensiplerini yayınlamış olan Amerika'yı Anadolu'da işgaller yaptıran İngiliz siyasetine karşı kullanma çabası milli mücadele döneminde uygulanan bir politikadır. Nitekim Mustafa Kemal Paşa, Sivas'a gelen Amerikalı General Harbert'la görüşecek, ona yazılı belge verecektir. Bunu biraz sonra anlatacağız.
Tarık Zafer Tuna'ya müstakbel Türk Devleti'nin temeli Sivas'ta atıldı diye yazıyor. 11 Eylül Perşembe günü sona eren Sivas Kongresi, milli mücadelenin örgütlenmesinde iki açıdan dönüm noktası oldu. Evvela yerel kongreler Sivas'ta milli kongre haline geldi. Büyük Millet Meclisi'nin çekirdeği toprağa atıldı. Erzurum'da Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurulmuştu. Sivas'ta Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adıyla bütün ülkeyi kapsayan yeni cemiyet kuruldu. Besmele ile başlayan cemiyet tüzüğü kongrede hazırlanıp kabul edildi. Saltanat, hilafet ve Camiayı Osmaniye kavramlarını vurgulayan tüzüğün 3. maddesinde Osmanlı hükümeti dağılırsa milletçe müdafaa ve mukavemet yapılması esası konularak milli mücadelenin hukuki tanımı yapıldı. Erzurum'da seçilen 9 kişilik heyeti temsiliyenin sayısı 16'ya çıkarıldı. Mustafa Kemal yine başkan seçildi. Rauf Bey de 2. başkan. Bir de kongre bildirisi yayınlandı. Saltanat, hilafet, vatanın bütünlüğü ve istiklal konularında Sivas ve Erzurum kongrelerinin kararları ve bildirileri hemen hemen aynıdır. Diğer yandan Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi'ne göre daha diplomatik fakat daha radikaldir. Daha radikaldir çünkü İstanbul hükümetine karşı çok daha serttir. İşgallere karşı direnmek konusunda daha kapsamlı kararlar alınmıştır. Halbuki Erzurum'da İstanbul hükümetinin zaaf ve aciz içinde olduğunu ifade etmekle yetinilmişti. Daha diplomatiktir çünkü Erzurum Kongresi'nde Mustafa Kemal Paşa dünyanın genel bir haritasını çizmiş, İngiliz emperyalizmine karşı Bolşeviklerin başarılarına ve İslam dünyasındaki anti-emperyalist hareketlere dikkat çekmişti. Sivas'taki konuşmasında ise bunlar yoktur. Hatta tarihçi Sina Akşin'in deyimiyle itilaf devletlerini daha çok gözeten bir tavır vardır. Mesela itilaf devletlerini hedef alan ifadelerin bildiriye girmesini engellemiştir. Sivas'ta hedef Yunan işgalleriyle Doğu'da Ermenistan kurma çabalarıdır. Başka bir deyişle hedef küçültülmüştür. Küçültülen bu hedeflere hücum sertleştirilmiştir. Ali Galip olayı İstanbul hükümetine tepkiyi artırmıştı. Sivas Kongresi'nin önemli bir özelliği de İstanbul hükümetinin meşruluğunu tartışmaya açmasıydı. Milletlerin kendi mukadderatını tayin ettiği bir çağda İstanbul hükümetinin milli iradeye dayanmayan kararları ülke içinde de dışında da geçerli olamaz. Kongre bildirisinde Padişah Vahdettin'in 21 Aralık 1918'de feshettiği Osmanlı Meclisi'nin derhal yeni seçimler yapılarak açılması isteniyordu. Milletin mukadderatına sarayda değil ancak mecliste karar verilebilirdi. Sivas Kongresi bildirinin basılarak bütün yurda dağıtılmasına karar verdi. Milli Hareket'in sözcülüğünü yapmak üzere Sivas'ta İrade-i Milliye gazetesi yayınlandı. Gazetenin 14 Eylül 1919 tarihli ilk sayısının manşeti Harekat-ı Milliye'nin sebepleriydi. Damat Ferit hükümetinin ülkeyi felakete sürüklediği, kurtuluşun ancak milli mücadeleyle mümkün olacağı anlatılıyor, Ali Galip ihanetinin belgeleri yayınlanıyordu. Damat Ferit hükümeti gayrimeşru ilan edildiği için Sivas Kongresi'nin bildirisi hükümete gönderilmedi. Ali Galip skandalının etkisi ve heyeti temsiliye reisi Mustafa Kemal Paşa'nın baskısıyla Damat Ferit 1 Ekim'de istifa etmek zorunda kaldı. Vahdettin de milli mücadeleye sempatiyle bakan Ali Rıza Paşa'ya hükümet kurma görevini verdi. Sivas Kongresi bildirisi 4 Ekim'de yeni sadrazam Ali Rıza Paşa'ya da gönderildi. Sivas Kongresi'nden sonra Sivas'taki çok önemli bir gelişme, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Amerikalı General Harbert'la görüşmesidir. Başkan Wilson'ın emriyle General James Harbert başkanlığındaki
46 kişilik bir inceleme heyeti 2 Eylül'de İstanbul'a gelmişti. 7 Eylül'de Haydarpaşa'dan yola çıktılar, 20 Eylül'de Sivas'a geldiler. Törenle ve milletlerin kaderini tayin hakkı yazılı dövizlerle karşılandılar. General Harbert 22 Eylül'de Mustafa Kemal Paşa ile görüştü. Yaklaşık 4 saat süren görüşmede Rauf Bey, Bekir Sami Bey ve Ahmet Rüstem Bey de vardı. Mustafa Kemal Kazım Karabekir'e çektiği şifreli telgrafta General Harbert'la 3-4 saat kadar mahrem bir görüşme yaptığını, Kuvayi Milli Hareketi, azınlıklar ve Ermeniler konusunda bilgi verdiğini anlattı. Muavenet ve müzaharet, yani yardım konusunda da görüşüldüğünü kaydeden Mustafa Kemal, Harbert'a şunları söylediğini belirtti. Tarafsız ve kuvvetli bir devlet ve milletin, Sivas Bildirisi'nin birinci maddesine uygun olarak devletin bağımsızlığı, vatanın bütünlüğü mahfuz kalmak şartıyla muavenetine ihtiyacımızı itiraf ve bunu memnuniyetle kabul ederiz. Telgrafta yazdığına göre Harbert, Kuvayi Milliye'nin bütün milli teşebbüs ve harekatını takdir etmiş ve bir Türk olsaydım ben de ancak bu suretle hareket ederdim demişti. Mustafa Kemal Harbert'la görüşmesinde Türkiye'nin Bolşevik olmayacağını da vurgulamıştı. Nutuk'ta anlatıldığına göre Harbert, hareketiniz başarılı olamazsa ne yapacaksınız diye sorduğunda Mustafa Kemal şu cevabı vermişti. Ya başarılı olamazsa demek, o milletin ölmüş olduğuna hükmetmek demektir. Binaenaleyh, millet hayatta kaldıkça ve fedakarca teşebbüsüne devam ettikçe başarısızlık söz konusu olamaz. Harbert cevabı takdirle karşılamıştı. Mustafa Kemal ayrıca 15 Ekim'de bir Amerikan haber ajansına açıklama yaptı. Milliyetçilerin tarafsız bir devletin yardımının zaruretine inandıklarını, Amerika'nın Türkiye'ye yardım yapabilecek tek devlet olduğunu, öbür devletlerin entrikalarla Türkiye'yi zaafa düşürdüğünü söyledi. General Harbert Sivas'tan Erzurum'a, oradan Kafkasya'ya gidecekti. Mustafa Kemal Harbert'in isteği üzerine uzun bir muhtıra yazdı. Mustafa Kemal imzasıyla General Harbert'a verilen muhtırada Türkiye'ye yapılan haksızlıklar, zalimce işgaller ayrıntılı olarak anlatılıyor, İngiltere ve onun güdümündeki damat Ferit hükümeti sert bir dille eleştiriliyordu. Ermeni iddialarına da cevap verilen muhtıradaki şu satırlar dikkat çekiciydi. Biz, kudreti ve haşmeti bütün dünyada, Asya, Avrupa ve Afrika'da tanınan bir milletiz. Cengaverlerimiz ve ticaret gemilerimiz okyanusları aşmışlar, bayrağımızı Hindistan'a kadar götürmüşlerdir. Muhtıra'da Amerikan yardımı konusunda da şu satırlar yer alıyordu. Bizim kaderimizle ilgili kararların Amerikan meclisi kararlarına ve görüşlerine tabi olması da bizim için şükredilecek bir şeydir. Bizi kurbanı olduğumuz haksız baskıdan kurtarmak ve kalkınmamızı hızlandırmak yolunda kudretli ve tarafsız bir yabancı milletin yardımının bizim için çok kıymetli olacağını ayrıca belirtmek isteriz. Harbert'la görüşme ve Mustafa Kemal'in Harbert'a verdiği bu muhtıra milli mücadele için yararlı oldu. Harbert ülkesine döndükten itibaren 5 ay süreyle Türk İstiklal Hareketi'ni izledi. 24 Nisan 1920'de yani Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ertesi günü Amerikan Senatosu'na raporunu sundu. Zaten dış angajmanlara karşı olan Amerikan Senatosu, Harbert'ın sunduğu raporun ışığında 1 Haziran günü verdiği kararda Wilson'ın Ermenistan mandası isteğini de Türkiye'nin Doğu vilayetlerine içine alacak bir Ermenistan kurulması ihtimalini de 23 kabul oyuna karşı 53 oyla reddetti. Fakat milli mücadelenin önüne başka büyük sorunlar çıkacaktır. İtilaf devletleri İstanbul'u bu defa resmen işgal edecektir. Meclisi basacaklar. Bunun üzerine Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılacak. Paris Konferansı'nda Sevr Anlaşması'nın esasları belirlenecek. Bütün bunlar olurken de Yunan ordusu Ankara'nın Polatlı ilçesine kadar ilerleyecektir. Bunları gelecek bölümde anlatacağız.